Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yolculuğumuz, evet burada Atatürk evimiz Marmaracık. Ulaş'tan sonra Kırıkgöz ve Esenler olacak. Şimdi bu iki tane köyü size gezdireceğim. Hem drone çekimlerimiz olacak. Böyle Trakya'da civar köylere gitmeye çalışıyorum. Geçen sene birkaç bölüm çekmiştik, ondan sonra bıraktık. Dedim bari boştayken gidip hani çekeyim oralarında. Çünkü hiç videoları falan yok yani köyleri. Çok da yoğun. Yani şurada mesela adam sahaya sapacak, böyle bir yol tarzı olmaz. Bu lanet olası fabrikalar falan yani yola kadar gelmiş. Adam yola giremiyor ya. Yani komple trafiği durduruyor. Böyle bir sistem olabilir mi? Yani sıfırdan mı gireceksin yani yola? İleriden bir cep olması lazım ama yok, dediğin gibi. Adamlar yol boyuna kadar almışlar. Aslında karayollarının böyle şu sınırları var mesela, bakın. Karayol sınırı diye. Adamlar çoğu onun içine girmiş yani. Yık yani, onu al oradan. Adam giremiyor ya, bildiğiniz oraya giremiyor yani. Neyse, konumuz neredeydi, nereden gittik. Ama tehlike zaten, bu yollar sürekli tehlikeli, kazaya müsait olan yollar. Şimdi bakın, burada mesela aynı olay, hızlanma şeridi yok. Adam direkt yola fırlıyor. Yani böyle bir yol olmaz. Böyle bir yol olmaz yani. Komple önümüzü kesti işte. Çöplük her taraf. Pislik, pis koku. Ne diyeyim ya? Denecek herhangi bir kelime yok ya. Güzelim yerleri mahvettiler, tarım topraklarını. Şimdi buradan daha iyi göreceksiniz. Şu karşılara bakın, her tarafı fabrika. Yani tarla var, tarlanın yanında fabrika var. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir çarpık sanayileşme göremezsiniz. Bak, dünyanın hiçbir yerinde ya. Adam tarlanın yanına fabrika kurmaz. Ah, fabrika nasıl kurar? Yağ fabrikası kurar. Ne bileyim, un fabrikası, değirmen kurar. Hani gıda fabrikası kurar. Gidip arkadaşlar, tekstil kurmaz. Yerden hani ne basıyor bunlarda ya? Yerden hani suyu çekecek, pisletecek, salacak doğaya hiçbir şey bakmadan. Yani burada sistem böyle. Adam burayı buğday ekmiş, yan tarafta fabrika. Ya böyle bir sanayileşme olmasın yani. Gerek de yok zaten. Memleketin ihtiyacı da yok böyle bir sanayiye. Özellikle tekstile hiç ihtiyacı yok. Çünkü en pis bir şey. Yani Avrupa'nın pisliğini buraya attılar. Adam Avrupa'da üretiyordu, bıraktı. Ne yaptı? Pakistan'a attı, Çin'e attı. Çin bile yapmaz bu işi. Türkiye'ye attı yani bu tekstil olayını. Yani her gördüğümde de zaten yani nefret ediyorum yani bu görüntülerden. Çok sıkıntılı bir olay ya, bildiğiniz üzere. Şimdi gidelim bakalım. Şimdi göreceksiniz, köyler o kadar güzel köyler ki. Ama işte fabrikaların içinde kalmış hepsi. Maalesef köylüğünü yitirdiler. Hepsi mahalle oldu zaten. Köy statüsünden de çıkarıldılar. İnsanlar da yakında, şu telefonumuza bakalım da, tarım da işlemez olacak yani. Şuraya bakın, arada kalmış adam araya buğday ekmiş. Ne yapsın? Sıkıntılı bir durumlar yani burada. Yani böyle bir sanayileşme, dediğim gibi, dünyanın hiçbir yerinde yoktur. Tarım topraklarına sanayi kuracaksın da memleketi, ülkeyi kalkındıracaksın. Öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Bunun ceremesini 50 yıl sonra herkes çekecek yani. Biz belki görmeyeceğiz ama bizden sonraki nesil yani bu yapılan ihaneti farkına varacaklar. Zaten Ulaş'tan sonra aşağıdan sola gireceğiz. Şuraya bakın, ucu bucağı gözükmüyor. Ne güzel tarlalar. Buğday ekilmiş, her şey ekilmiş. Ama yanında fabrika işte. Tekstil fabrikası. Elli sene sonra da kumaş yeriz yani. Yapacak bir şey yok. Buğday olmaz.
kumaş yeriz. Zaten su da bitiyor. Sular da yani artık 450-500 metrede su çıkmaya başlamış Trakya'da. 450-500 metrede. Eskiden 80 metrede, bu deri fabrikalarında da 80 metrede, 80 metre kazıda su çıkıyordu. Şu an 450 metre. Basacağım biraz, tutun. Burada basmam lazım çünkü sola gireceğim. Arkadan da sıkıştırmasınlar yani. Evet, burası da ünlü Çamlık. Geçen hafta buradaydık. Her tarafımızı sinekler yedi. Her tarafımızı sinek midir nedir, değişik bir böcek tip cinsi varmış dediklerine göre 3 gün böyle mahvolduk ya. Evet, gördüğünüz gibi şuradaki yapıya bakın ya. Dev bir yapı kurmuşlar. Yani şuradaki olaya bakın. Şimdi bu adam buradan sapacak insan mutlaka yolu kapatıyor burada ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yer mi yok kardeşim? Yer mi yok? Yer mi yok yani? Bu kadar daracık bir yer yaptın ama tabii fabrika satın almış burasını. Adama giremiyorsun ki avlusuna. İşte öyle bir saçmalık. Şimdi karşıya geçeceğiz. Hava da çok sıcak Mert. Şundan sonra geçelim ya. Evet, buradan böyle koca boruların arasından borudan köprü yapmışlar. Kırgöz köyüne yetişeceğiz, ulaşacağız yani. Çok kötü bir yaşam tarzı, çok kötü bir sistem yani. İnsanın bildiğiniz yani burasını gördüğüne içi kararıyor ya. Şuraya bak. Nasıl Mert, burası güzel mi çalışma yeri? Bak, mis gibi ortam, mis gibi. Eskiden burada bir tane, şurada sağ solda bir tane fabrika vardı, bir de şurada vardı. Şimdi komple dolmuş. Levi's vardı hatta, eski Levi's. Girişi de şuradan sanırım. Şimdi olmuş, Tayex olmuş. Yani. Kırgöz köyümüz karşıda gözüktü. Köyümüzü şöyle bir içinde dolaşalım. Yani burası köy ama çok büyüdü. Eskiden yani küçücüktü burası. Şu sol taraf mesela yoktu, bu sol taraf bayağı bir uzadı İleri doğru. Burada hep yeni yapılaşmalar, yeni bir şeyler var. Hop. Sinyal açık unutmuşuz. Sinyali hep açık unutuyoruz ya. Ses mes yapmadan yani orada gele gündüz hadi gece görüyorsun. Hatta led taktım onları göreyim diye ama maalesef gözükmüyor. Yani şuradaki güzelliğe baksanıza, ne güzel ama şimdi şuradan bir pislik yerinden geçeceğiz. Ha, bildiğiniz Sabudere'ye tüm pisliklerini fabrikalar boşaltıyor. Heh. Buradan normalde temiz su akması gerekirken çekiyorum bilmiyorum. Simsiyah. Yani pis bir su var burada. Müthiş dehşet bir koku var, evet. Şuradan şöyle gözü görüyorsunuz herhalde. Ya yazık yani, şu suyu doğaya salıyorsun. Yani böyle bir mantık yok. Böyle bir ihanet. İhanetten başka hiçbir şey değil yani bu memleket için. Neyse, köye geldik. Yani bu ufak bir de yani. Sağlık Mahallesi'ndeki daha da bir. Kırgöz köyümüze geldik. Bundan sonra bir de Esenler'e gideriz. Esenler'i de çekerim sizlere. Belki uzun bir video olacak biraz ama. Burada da yeni yapılaşma var. Muhtemelen doğalgaz çekiyorlar. Şurada güzel bir çamlık alan varmış. Köy bu şekilde. Burası Kırgöz köyü Mert. Kırgöz. Aha, biliyor musun sen, geldik mi buraya hiç? Köy böyle. Şu tarafa doğru özellikle bu taraf eski daha fazla gitmedi. Çünkü aşağıda tarla değil de yani arazi kötüleştiği için belli bir nokta dere de var, dere de var aşağıda. Arazi kötüleştiği için orada bir şey olmadı yani. Uzama olmadan bu tarafı bayağı bir gelişti, ileri doğru büyüttüler yani burasını.
Evet, bu da pazarda kuruluyormuş bak. Pazarı da görmüş olduk. Güzel, şirin bir pazarı var. Demek ki bugün günlerden Perşembe. Evet, ben bayağıdır gelmemişim buraya. Burada da böyle bir saat var. Şok market açılmış. Oo, burası bayağı bir ya, köylükten çıkmış şok market. Geldiğine köy diyemezsin yani burayı. Eskiden bir şey yoktu yani burada. Düğünlere falan geliyorduk biz seneler önce. Yani pek bir şeyler yoktu. Ama şu an buraları komple açılmış ya. Drone'umuzu şuradan bir yerden kaldıralım. Ondan sonra Esenler'e doğru devam ederiz. Sözleri ne güzel, gözleri ne güzel.